Evet sevgili dostlar, iyi bir hafta dileğiyle Tweet TV'den sevgiler. Umarım hafta başısı iyi başlamıştır. Umarım Harun Kolçak sevgili dostumuz, bugün o da burada. Şimdi birazdan bize katılacak ama önce biraz bir nefes alsın. Evet, devam edelim. Evet. İyi günler. 8 Ekim 2012. Direkt ne oldu? Ya dur şey yap. Direkt top 10 tweetlerimize başlıyorum. Evet. Biraz değerler geçer misin? Ben her seferinde aynı şey oluyorum. Bak ne diyorum, yazar geçerim, diyeceğim var, pis ceyar, öteki yüzler, eski manita, evet. Ayar mühendisi, Dilem Ayaza, Bay Enteresan ve Zeynep ZT53. Nereden başlayalım bugün? Bugün sen, bu yönlendirici sen ol bence. Hep ben yönlendiriyorum da bugün sen ol yönlendirici. Bugün, o zaman şöyle söyleyeceğim, şeyi mi beğendin mi? Kıyafetin beğendin mi? Onu sevgili Harun'a soralım. Ne diyorsun kıyafeti ile ilgili? Kıyafete ben de dokundum ben zaten. Evet, bu aslında ben şöyle söylemek istiyorum. Harun Kolçak'ın stil danışmanlığı. Olur mu? Estağfurullah, estağfurullah. Sadece flörü taktım, bir de yakalayıp kaldım. Evet, nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Süper, süper, aldı. İlk tweetimiz, bak ne diyorum, acının geçmişte kalmış olması önemli değil. Gerçekten geçmiş olması önemli. Kesinlikle acının dediğince ben aklıma acun geldi. 2-3 hafta önce beni aramıştı da. Evet sevgili dostlar, tweetimiz devam ediyor. Bırak bu işleri, devlet su işleri. Yazar geçerim bir sonraki tweetimiz. Evet. Dünyanın en boktan durumu. Yalnız bir şey. Dünyanın en boktan durumu, birinin hayatından çıkarken onu senin sayende tanıyanların hala orada kalmalarıdır. Ne oldu, senin ses tonu biraz düştü ya. Zengin kalkışı yapsak ya demiş. Aslında ben çok katılmıyorum bu tweet'e. Ben de katılmıyorum. Tweet bize katılmıyor. Neden katılmıyorsun? Neden katılmadım aslında açıklamak isterim de uzun süre. Sen açıkla, neden katılmıyorsun? Katılmıyorum abi, yani senin aracılığın ne bileyim. Harun duymadı onu. Biz duydum. Duydun mu? Buyur o zaman, sen de kal. Bizimle beraber. Haydi gel bizimle ol. Haydi gel bizimle ol. Evet. Gözlük de sana çok yakışıyor yalnız ha. Sokak modasının Türkiye'deki yegane temsilcisi Harun Kolçak ve Koray Kasap. Sevgiler, saygılar. Buradan Koray'a da çok sevgisini veriyorum. Koray nerede geldi? Koray Türkiye'de de nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, tekrar okuyorum. Dünyanın en boktan durumu. Birinin hayatından çıkarken onu senin sayende tanıyanların hala orada kalmalarıdır. Bence senin düşünce ama doğru yani. Ben de düşünebilirim. Evet. Savaşla ilgili Savaş'a bugün girmeyelim istersen. Dün Barak Obama'ya mesaj gönderdik. Yok, ben merak ediyorum abi. Savaş nasıl bir etkili bir şey mi? Savaşma, seviş. Evet. Diyeceğim var bir sonraki tweetimiz. Monotonlaşmış yaşamda bir kapı açabilen iki kelime varsa o da iyi ki varsın. Bu çok güzel bir laftır yalnız, iyi ki varsın. Aa, bak bugünlerde benim durumuma çok uyuyor. Kim Harun, iyi ki de varsın, yemin ediyorum. Diyeceğim var. Yani account has diyeceğim var. Chat diyeceğim var. Çok günlerdeki benim durumuma çok oturuyor. Çok güzel var. Tweetleri var. Takip etmeni tavsiye ederim. Elbette. Tabii o seni etsin. Pis ceyar, of çok yedim, 3 gün bir şey yemem diyoruz diye. Parantez içinde 2 saat sonra acıktı. Neden böyle oluyoruz? İnsani bir şey. Tatminsizlik, yalnızlık. İnsan sıkıntılı olunca, ben mesela çok yiyorum, yalnız kalınca. Sen öyle bir kilo aldın zaten. Vallahi ya. Çok yalnız bugün. Çok yalnız bugün. Vallahi yalnızım. Durumun yok, uzaktan seveceksin. Dün ne diyor biliyor musun? Dün aradım bunu, gel dedim, Simirna'ya gidelim, bir şeyler içelim dedim. Yarın ödemem var diyor, yarın akşam ısmarlarım diye. Ödemeler niye söylüyorsun bana kardeşim ya? Bu cümleye ne dersin? Durumun yoksa uzaktan seveceksin. Ya mesela kafeye gidecek, paran yok, işte eğlenecek, sağa sola işte yok. Uzaktan seveceğim. Bana uymadı. Sen her türlü ben diyorsun şey yapayım. Tentene değmeli ya. Evet sevgili dostlar. Öteki yüzler bir sonraki tweetimiz. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Sen yanımda yürümeyi becerememişsin. O da bencilce bir şey yalnız da. Çok iddialı ya. Evet. Çok iddialı. Hiç kimseyi yarı yolda bıraktın mı kuzen?
Ben asla bırakmam. Cidden, ben var ya, ben dört dörtlük bir insanım ben. Asla kimseye kimseyi yarı yolda bırakmam diye bir saçmalık olabilir mi? Tabii bırakmışım. Ben Harun'un da kimseyi yarı yolda bırakacağını katı. Ya olabilir. Ben de bırakabilir abi, herkes. Sen bırakılmışsın. Herkes kendi hayatını. Ben kimseyi yarı yolda bırakmaz. Yok, hayatta bırakmam. Ama beni bırakanlar oldu. Ne diyorsun seni bırakanlar? Ne? Bu denmeli. Güle güle denmeli, evet. Bitirmeli. Hemen küçük bir şey söylemek istiyorum. Bir arada böyle bazı mesajlar vermemiz lazım ki program daha akışı olsun. Mehmet Beyaz Bayrak önümüzdeki günlerde burada konuğumuz olacak. Arıza'dan Murat Evgen'i geçenler yolda gördüm. Bir izleyeyim dedi, gelirim dedi. Serap Konç dünyanın en iyi tasarımcılarından birisi. Kimdi? Bir tane bir isim tasarımcısı. Çağla Erler'imiz konuşmadım. Yeşim Coşkun'la da konuştum, gelirim dedi. Önümüzdeki günlerde bu yakında buluşma olacak. Geleceklerim burada küçük. Neyi dönecek burada arkada? İnsörtleri. Ha, insörtleri dönecek. Harun, senin hastalık durumun iyileşti artık. İyisin artık değil mi? İyiyim ama işte kontrolüm oluyor. Bütün 6-7 ayda bir. Bugün gittim işte Acıbadem Maslak'ta. Evet. Onkolum. Evet. Gittim, kan verdim. Çok geliyorum. İyisin ama değil mi? İyiyim. Yani. Şimdi pazartesi sendromu diye bir şey var. İnsanlar mutsuz olmak için birçok yolu deniyorlar. Bence insanlar sağlıklı olduğu için çok mutlu olmalı. Hatta günde 1000 kere falan Allah'a teşekkür etmeli. Evet. Var olduğu güzelliklerle mutlu olmasını bilmeli. Mutsuz olmak için bütün yolları denememeli diyorum. Pazartesi sendromu diye bir şey yoktur. İnsanın beyninin de başına beyin de biter. Bir de sağlık kaybedilince anlaşılıyor gerçekten. Evet. Son günlerde geçen hafta hasta oldum. Doktor Google'a yazdım. Abi doktora gideceksin. Evet. Google'da yazıyorum işte. Bir de Harun aklına geçen bir şey geldi. Bu video biraz uzun sürdü. Şu YouTube, Google'daki veri saklama yerleri, ne işte terabayt falan, bizde küçükleri var ya onlar. Server. O serverlar bir gün bir yansa, bir şey olsa dünya çapında. Acaba ne olur dünyanın hali? Ya YouTube'u düşündüm geçenlerden. Bundan YouTube'dan mı bahsediyorsun yoksa genel network? Abi ilk başta ya, YouTube aklıma geldi. YouTube'un düşünsene de bugün insanlar eklemeyi bıraksalar işte 100 yıl daha izlenebilecek videolar varmış. Çok ya. Yani o da öyle büyük bir alan ki düşün, su basabilir. Ya çok önlem almışlardır. Mutlaka büyük önlem almışlar ama eskaza bir şey olsa ne olur acaba diye düşünüyorum. Google'a bir şey olsa insanlar aklına gelen her şeyi Google'a yazıyor ya. Ne istersen Google'a yazıyor. Öyle bir şey çıkmasa ne olur insanlar acaba? Bayağı eksikliği olur yani. YouTube ve Google benim çok kullandığım. Hepimizin kullandığı insanlar beynini kaybeder bence ya. Her şey şok olur. İnsanlar yani artık yaşam bir şekilde başka bir boyuta geçer yani. Okey, devam edelim. Sonraki tweetimiz number one. Bugünün tweeti. Eski manita. Sadece canın isteyince seveceğin bir şey istiyorsan sokaktan bir hayvan al besle. Çok güzel. Unutmadan kapı önüne bir kap su koy, bir kap da sen iç demiş. Bir de bundan hemen yine bir şey söylemek istiyorum. Bu herkes kapı önüne su koyuyordu. Ben hiçbir yeri kapı önünde su görmüyorum. Ben herkes konuşuyor, diyor ki kardeşim. Cam gibi de var. Var mı? Ben bisikletsiz buraları hiç görmüyorum. Ben bisikletsiz fazla bir yere gitmiyorum ya. Böyle Cihangir falan gibi. Evet. Biraz daha kültür seviyesi yüksek yerlerde. Nişantaşı'da da vardır o zaman. Eskilerde de vardır. Bir sonraki tweetimiz ayar mühendisi. Bulunduğum yerdeki wireless'ın adı Gizem. Diğer bağlantının adı ise Naver Gizem. Türk erkeği her fırsatı değerlendirir arkadaş yazmış. Çok gerçekten güzel bir tweet. Bir sonraki tweetimiz Dilem Ayazağ'dan geliyor. Bazı insanlar üstüne alınır diye istediğimizi yazamaz olduk. Bu bende var. Sen da var, da var mı dedin? Ben de var. Bende var. Ha pardon, affedersin ya. Sen ne diyorsun buna Harun? Valla ben istediğimi yazıyorum. Ama ben ortaya yazıyorum. İsteyen olmuyor. Ortaya. Ben de ortaya yazmak istiyorum. Ya ben kimseyi hedef almadan yazarım. Bir şey soracağım. Yani koskocaman Harun Kolçak ortaya yazıyor da. Senin sana ne oluyor? Hayır. Ya sevgili dostlar, böyle bir şey var mı sen ya? Sen beni ezmek için mi? Ezmek için yapmıyorum da. Hayır. Yani Harun'un 125 bin izleyicisi var, takipçisi var. Diyorum 130'u geçti. Ha 130. Senin ise 2000 mi var, kaç var? 12.000. 12, pardon affedersin o zaman. 12.000 var. Hayır, hayır, bir şey hayır, Harun'la bir kıyaslama içerisinde değil mi? Herhalde olmamalısın zaten. Allah bizim ne haddimiz? İyi haftalar. Hayır. Sadece demek istiyorum. Onun da vardır mutlaka. Yani. Evet, tabii ki vardır mutlaka. Twitter'da okay, çok samimi soruyorum. Vardır mutlaka böyle. Yazmak istediğinde. Bak ne et, bak ne diyorum sonra. Şimdi ben
göz önünde bir adamım. Tabii ki dikkatli olman lazım verdiğin mesajlara. Bir şey söyleyeceğim. Bazen insan şey olabiliyor ya, insan gibi de yazabiliyor bence. Yani çok ya çok ben bir kere çok heyecanlıyken, özellikle haber izlerken neden Twitter'ın başında durmuyor. Çünkü duygularıma kapılıp yanlış bir şey yazabilirim. Özellikle de bu konuya çok dikkat ediyorum. Yazmıyorum. Bazen çok sinirleniyorum, üzülüyorum. Özellikle işte bu günlerde bu savaş konusu beni çok üzüyor. Ama yazmıyorum. Yazmamam gerekiyor diye bir şey aldın mı cevabı? Aldım. Savaşa hayır diyoruz. Bir sonraki tweetimiz... Savaşma, seviş diyoruz. Bir sonraki tweetimiz Bay Enteresan. Hayatımızın yarısını uyuyarak geçiriyoruz, diğer yarısını da uyutularak. Kim uyutuyor bizi güzel? Yorumsuz yap, yorumsuz bırakıyoruz. Tamam, son tweetimiz Bülent Ersoy. Ben söyleyeyim, hükümetler yani ama bu dünyada böyle yani. Bütün dünya, bizimkini kastetmiyor mu? Evet. Dünya hükümetleri. Yani sistem öyle bu. Evet. Bir de Harun'un profilinde dünya vatandaşı ibaresinin yazması. Manidar. Yok. Çok güzel yani. Çok bence yani çok aslında da. Sınırlar kalksa... Zaten kalkacak, 10 yıla kalmaz. Bence dünyada sınır diye bir şey kalmaz. Onu orada yani vurgulamaya çalışıyorum. Hı-hı. Sınırlar, ordular hepsi kalksa evet. Ben göremem yani. Yok ki Allah var. Kalkacak. Son tweetimiz sevgili Zeynep'ten Bülent Hanım, Bülent Ersoy affetsin bizi. Bülent Ersoy'un takma kirpikleri, kirpik değil de algide plaj şemsiyesi mübarek demiş. Benim İngilizcem beğenmeyen arkadaşlara buradan sunuyorum. Yani exaggerated. Siz devam edin. Exaggerated yani abartılmış bence. Güzel. Ama orada bir hiciv var, abartılacak mı? Herhalde yani. Evet sevgili dostlar. Bir şey yanıyor. Ben evet sevgili dostlar, bugün konuğumuz sevgili Harun Kolcak'tır ona. Çok teşekkür ederiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Pozitif dünyada, pozitif olalım, pozitif yaşayalım.